Sevgili izleyenler, Söz Milletin programında bugün vatandaşlarımıza 2019 yerel seçiminden beklentileriniz nelerdir sorusunu yönelteceğiz. Bakalım cevaplarımız ne şekilde olacak? Yerel seçimlerden beklentileriniz nelerdir? Vallahi ne bileyim, huzur, güzellik, her şey ateş pahası, indirimler. Dolar sonrası gelen zamlar oldu. Evet, şu an dolar... Kere mesela elektriğe, suya, doğalgaza zamlar geldi. Şu anda dolar düşüyor, zamların geri alınmasını istiyorsunuz. Evet. Peki İstanbul'a mı yaşıyorsunuz? Evet. İstanbul'da gördüğünüz en güzel şey ve düzeltilmesi gereken en önemli şey nedir? Önce en güzele gelelim. En güzel şey nedir İstanbul? Vallahi en güzel şey ne bileyim. Maddi yönden sıkıntı olmasa çok güzel. O yüzden çok huzursuzluk, sıkıntılar oluyor. Mesela şimdi benim eşim IT'de çalışıyor. Şu an şirket kapanmak üzere. Sonra ne olacak bizim halimiz, kiramız, bilmem neyimiz? Çok sıkıntı. Yani bunu aldığım için buraya geliyorum, huzur bulmak için. Pekala, çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Hırsızlar iktidara gelmesin yeter. Hırsızlar iktidara gelmesin diyorsunuz. Kim peki bu hırsızlar? Yani onlar kendini bilir be yavrum, biz kendimizi teşhir etmeyelim. Peki ne bekliyorsunuz belediye başkanlarından? Nasıl yönlendirmeleri gerekiyor illeri? Valla hizmet versinler. Milleti memnun etsinler. Şu anki hizmetten memnun musunuz? Değilim. Değilsiniz. Ne eksik mesela İstanbul'da? Saymakla bitmez oğlum. Mesela? En başta trafikten başla. Peki trafiğe nasıl bir çözüm bulunması gerekiyor? Trafiğe nasıl bir çözüm bulunması gerekiyor? Valla ya üst geçitler yapacaksın ya alt geçitler yapacaksın. Milletin... Şu an üst geçitler yapılmıyor mu? Hı? Ya yetersiz. Bir de şu var. İşte bahsettiğimiz hırsızlıklar. 10 lira harcanıp da 1000 lira denmesin. Bizim memleketimizde 10 lira iş yaptırıp 1000 liralık fatura olan çok insan var. Evet. Bunları söylemeye yani gerek yok. Onlar kendini biliyor. Zaten kendi işlerinden de gönderdim. Daha önce de gündeme geldi. Hatta Ataşehir Belediyesi'nin 30 kitaba kitap başı 300 lira fatura kestiği. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte biraz evvel söyledim ben. Yalnız Ataşehir değil. Büyükşehir'e de baksınlar. Ne bileyim. Her yeri denetlemek gerekiyor. Yani şimdi şu var. Bu işte particilik olmaması gerekir. Particilik girdiği zaman benim partim yapar, senin partin yapmaz. Yani takım tutar gibi değil. Hırsız olan hep hırsızdır. Yani partisi mühim değil. Ahmet veya Mehmet. Kişiye bakılır. Hasan veya Hüseyin. Buradaki yapılacak bir tek olay vardır. Burayı 1 lira yaptırdıysam bile, yani bir taşı söküp de bir daha yaptırmayacağım birileri para kazansın diye. Bu parayı garibanlar veriyor. Vergileri garibanlar veriyor. Garibanın verdiği parayla şu sağlam taş, bunu söktürüp bir tane daha yeri aynısını taktırırsan yerine, bu ne olur? Benim söylediğim olaya gelir. Herkes kendi içindekileri temizlerse zaten problem kalmaz. Peki şapkanızdan anlıyorum aynı zamanda Beşiktaşlısınız. Evet, eski bir Beşiktaş futbolcusu. Öyle mi? Futbolcu eskisi, böyle söyleyeyim. A takımda değil ama. A takımda da biraz görev aldım, az bir şey. Öyle mi? Mevki nedir? Santrafor. Golcüsünüz. Evet. Peki. Amatör küme gol krallıklarım var. Gol krallığınız var. Peki Beşiktaş zor dönemden geçiyor. Başkan evet. Açıklamalar yaptı ve dedi ki aslında şu anda bahsettiğimiz durum Beşiktaş'ın başkanı için de konuşuluyor. Ne düşünüyorsunuz? Ben ona şey değilim. Neden değilim? Onu da şöyle anlatayım. Evet. Şimdi 3 kulübede, 4 hatta 4 kulübe, hatta o 4 kulübü de bırak. Diğer kulüplere baktığın zaman hepsi borç batağında. Nasıl borç batağında? Yok 1 milyon euro, yok 50 bin euro, yok bilmem ne euro. Euro bugün 5 lira olduğu zaman adamın aldığı paraya bakın. Millet 2 bin lira bulamazken biz 500 liraya top oynadık. 500 liraya. Milyonlara değil yani. Ve top oynadık. Bunlar gibi 500 milyon alıp, 50 milyon alıp, 20 milyon alıp da taraftarlar yapmadık. En son Beşiktaş stadına yakın bir bölgede başkan paralar nerede diye bir pankart açtı. Şimdi o şu, onu şöyle söyleyeyim. Bu sorulacak insan varsa bu Yıldırım Demirören'dir. Paralar nerede ki sorunun cevabı Yıldırım Demirören'dir. Ha, buna da sorabilirsiniz ama... Yıldırım Demirören uzun yıllar Beşiktaş'a başkanlık yaptı. Uzun yıllar yapmadı. Uzun yıllar yapmadı da yani yaptığı dönemde çok büyük yanlışlıklar yaptı. Hatta en son gitti Beşiktaş'ı sattı.
Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki direktman olması gereken takım Fenerbahçe'nin hükmen yenik olması lazımken Aziz Yıldırım'ın futbol katilini, öyle söyleyeyim. Yani son Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Aziz Yıldırım'ın verdiği paralarla ve kendi kulübünden de kovuldu zaten. Türk bu büyük bir iddia ama. Doğru ama iddia değil, doğru. Ben değil, bunu ben söylemiyorum. Bunu kanunlar da söyledi, içeride de yattı. Yani ben adı da sokmadım onun içeri. Ama olay ne? Serdar Bilgili ve Yıldırım Demirören'e şeyin verdiği, ne derler ona, Aziz Yıldırım'ın verdiği çok olaylar var. Peki Beşiktaş nasıl toparlanacak? Şimdi ligde çok da kötü bir yerde değil. Fenerbahçe daha altlarda. Şimdi şöyle söyleyeyim. Beşiktaş şu anda toparlanmış vaziyette gibi gözüküyor. Gözüküyor. Toparlanmış değil. Beşiktaş bir santraforla bir orta saha adamı alması şart. Peki Galatasaray ne yapsın? Allah Galatasaray. Nerede geleceğim? Şimdi Galatasaray ne yapsın? Galatasaray kendine bir şey olduğu zaman ortalığı ayağa kaldıran bir tane futbol hırsızı var. Adı Burak Yıldırım. Beşiktaş şampiyonluklar edip kendini yere atıp Burak Yılmaz mı? Burak Yılmaz. Kendini yere atıp bütün millete konuştuğu zaman tekrar elle topu tutup da gene gol atan bir Burak Yılmaz. Bu Galatasaray bunu konuşmadı. Hiç konuşmadı. Yok dedi başkanı çıktı o zaman. Dedi ki bu böyle böyle. Burak Yılmaz'ın da bu kadar gitmeyin. Peki Burak Yılmaz bunları yaptığı zaman güzel de. Hüseyin Göçek Galatasaraylı. Şey Galatasaraylı, ne derler o, Barakemi Galatasaraylı. Böyle olduğu halde ortalığı ayağa kaldırıyorlar. O penaltılarla şampiyon oldunuz. Kaybeden penaltılarla şampiyon oldunuz. O zaman var yoktu, belki var olsaydı ortaya çıkardı o da. Bunlar varken niye yani şey yapıyor, işte böyle. Peki Fenerbahçe'nin kötü bir gidişatı var. Fenerbahçe şu anda ligde alt sıralarda. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gene bak bahsedeceğim. Aziz Yıldırım'ın şeyini, çöküntüsünü yaşıyor. Bugün Aziz Yıldırım... Kalsa mıydı yani? Hayır hiç. Bakın Aziz Yıldırım varken Türk futbolu kahroldu. Ali Koç geldi birazcık Fenerbahçe adam sınıfı, yani adam sınıfı derken şöyle. Diğer bütün Aziz Yıldırım varken 17 takım da Fenerbahçe'yi sevmiyordu. Şimdi sadece Trabzon mu sevmiyor? Şimdi yok, şimdi herkes seviyor. Ali Koç gitti orada. Gittiği sırada da taraftarlar başkanım yapmayın dedi. Her yerde var. Bu her yerde var. Yani bir tek yerde diyemezsin bunu. Beşiktaş'ta da var, Fener'de de var, Galatasaray'da da var. Hepsinde bazı sabitleşmiş fikirler var. Ama şu var ki bana göre Ali Koç Fenerbahçe'yi toparladı. Ha, şu anda belki kötü yerde. Ama Fenerbahçe bana göre en azından idari yönden iyi yere doğru gidiyor. En azından yani biraz psikolojik olarak Fenerbahçe. Tabii biraz daha bahsettiğim hırsızlıkları yapmıyorlar. Emek hırsızlıklarını yapmıyorlar. Yani Ali Koç onlara bir şey getirdi. Yani Fenerbahçe Ali Koç'tan önce hakkıyla kazanamıyor muydu? Hayır hiç. Aziz Yıldırım paralarıyla bunu kendi futbolcuları söyledi. Kemalettin olsun, Yalçın mıydı, bir tane daha vardı. Bu futbolcular çıkıp televizyonda, Yusuf'tu galiba, hatırlamıyorum şimdi. Televizyonda şimdi bunlar kendileri söylediler. Bunları biz söylemedik. Peki son olarak A Milli takıma geleceğim. Siyasetten girdik, spordan çıkıyoruz şimdi. A Milli takım, Lücescu. Yaş 70 artık işi bıraksın bitmiş. Dediler. İş bitmiş dediler. Peki doğru. Ne yapılması lazım? Şimdi şöyle bir şey var bizim Türk futbolunda. Taraftarlar dayanamıyor. Vatandaşlar diyor ki yeter artık ben... Bir yerde doğru da şu var. Bir takım, milli takım şu anda küme düştü. Evet, C Ligi'ne düştük şu anda. Milli takım küme düştü. Neden düştü? Böyle deneme tahtası değil. Ver bir Türk hocayı oraya. Akademisyen olsun. Düz futbolcu olmasın. Bir sürü akademisyenlerimiz sokakta geziyor. Bunları toplayıp faydalansınlar ki Türk futbolcular arasın. Almanya'da bugün akademi okumayan futbolcu yok. Türkiye'de de parmakla gösteriyorsunuz. Evet, Türkiye'de birkaç kulüp bunu yapıyor. Peki Lücescu gitmeli, Türk hoca gelmeli diyorsunuz. Türk hoca kim olabilir? Ertuğrul Sağlam olabilir. Mustafa Denizli olabilir. Yılmaz Vural'a ne diyorsunuz? Son olabilir. O da olabilir. Pekala, görüşmek üzere. Çok sağ olun, kendinize iyi bakın. Sağ ol, teşekkür ederim. Turan Bey, İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet. Yerel seçimler de yaklaştı. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Yerel seçimden beklentileriniz neler? Neler yapılmasını istersiniz İstanbul'a? Vallahi ben bu düzenden memnunum. İnşallah böyle devam eder. Şu anda gayet güzel. Peki İstanbul'da gördüğünüz en büyük sorun nedir? Trafik sorunu var. O da yavaş yavaş halloluyor. Nasıl hallolabilir trafik sorunu?
Ya olduğu kadar da oluyor işte, normal yani. Bundan fazlası da olmaz herhalde, bilmiyorum. Hangi takımısınız? Galatasaraylıyım. Galatasaraylısınız. Galatasaray'ın ligdeki durumu nedir? Şimdi Başakşehir'de geçti Galatasaray'ı. Geçsin, önemli değil. Şampiyon Galatasaray mı? İnşallah. Nasıl olacak? Çok sakat var. Fatih hocamız var Allah'ın izniyle. Fatih Terim cezalı. Olsun, o günler geçer, çabuk geçer. Biz atlatırız. Peki Fenerbahçe alt sıralarda. Vallahi üzülüyoruz, o da bizim kendi... Bir Galatasaraylı olarak üzülüyor musun? Tabii, üzülmez olur mu ya? Şimdi bir Galatasaraylı olarak burada abimiz üzülüyor, Fenerliler ne yapsın? Üzülür tabii, o da... O... Onlar daha çok üzülüyor. İnsan bir zevk alır mesela. Sonucu olması insanı üzülüyor tabii. Peki Ali Koç'u başarılı buluyor musunuz? Valla bir şeyini görmedik de, adam yeni adam. Ona da bir şey diyemezsin. Herkesi çoklukla geldi o zaten. İnşallah ileride daha da düzelir herhalde, bilmiyorum. Başakşehir şampiyon olabilir mi? Bence olamaz, bilmiyorum ama. Emin misiniz? Evet. Ya, geçen yıl az bir farkla. Öyle gelip gelip gidiyorlar yani. Sonunda, maç sonlarında biliyorsun. Neler oluyor, neler oluyor. Bakalım neler olacak. Tabii. Pekala, çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, Söz Milleti programında sorularımıza devam ediyoruz. Yerel seçimlerden beklentileriniz nelerdir sorusunu yöneltiyoruz ve akabinde de spor. Spordaki son durumu değerlendiriyoruz. Bakalım vatandaşlarımızın cevabı ne şekilde olur? Etli ekmek. Etli ekmek. Konya'nın bir de böyle bir şekeri vardı, beyaz. Mevlana. Mevlana şekeri. Ben ondan hatırlıyorum, rahmetli anneannem, Allah rahmet eylesin. Ondan sürekli alırdı ve benim çok sevdiğimi bilirdi ve çok güzel bir şeker. Yiyor musunuz? Kesinlikle yerim zaten. Memlekete gidip geldiklerinde tabii ki annem babam getirirler. Buradaki tadından farklı mı onun? Yani orada daha mı farklı tadı? Yani maneviyat duygusu var biraz. Öyle mi? Tabii ki memleketten geliyor sonuç itibariyle. Yani İstanbul'dan almaktansa memlekette yarım daha iyi mantığı. Belki bana az bir fikir gelebilir ama... Bence öyle. Değil. Oranın havasıyla kokusu, ben Rizeliyim gerçi. Yani bizim yani, oranın havasıyla kokusu. Oradaki içtiğin sudan sonra yediğin neydi o, yemek. Tabii ben oraya gidiyorum, kilo alıyorum zaten. Yani. Peki yerel seçimler yaklaşıyor. Evet. Beklentilerin nelerdir yerel seçim? Yani İstanbullusun. Tabii. İstanbul'da oturuyorsun. Doğma büyüme İstanbul'dayım. İstanbul'da neyin çözülmesi lazım? İstanbul'da ne çok güzel? Partilerden, belediye başkan adaylarından beklentiler neler olması lazım? Buradaki beklediğim şey tamamen aslında gelecek nesille alakalı. Çünkü hani yani benim yaptığım mesleğim okuduğum mesleğimle bir değil. Ne okuyorsun? Ben okudum, bitirdim. Ben normalde şu anda okuduğum mesleğimi istinaden borsacı olmam lazım. Yani çok büyük bir şey mi bekliyorum? Hayır. Yani mesleğimi istinaden bir iş yapmam lazım. Peki ne, nerede çalışıyorsun? Danışmanlık yapıyorum. Yani borsacılık okudun ve şu anda bir firmada danışmansın. Danışmanlık yapıyorum. Danışmanlık. Yani teknik danışmanlık yapıyorum. Hiç alakası olmayan bir konu hakkında teknik danışmanlık yapıyorum. Peki bunun için çaba harcadın mı? Hani böyle bir iş bulabilmek için, kendi mesleğinde iş bulabilmek tabii için. Ki. Nasıl bir çaba harcadın? Tabii ki. Yani söz konusu günümüzdeki sosyal medyası, ondan sonra acaba iş ve işçi bulma kurumuydu. Özel firmalardı, Borsa İstanbul'du ve benzeri firmalarda her birinde araştırma yaptım ama tabii ki meslek itibariyle gerektiren bazı gereklilikler var. Bunların sağlanması da uzun yılları gerektiren şeyler. Peki bu eğitim sistemi nasıl olmalı? Şimdi şöyle soracağım sorumu. Çocuk okuyor, okul bitiyor ve bir entegre olması lazım. Yani işle okul arasındaki o bir bağ, köprüyü kurmak gerekiyor. Nasıl olmalı bu? Gençler nasıl kendi okuduğu bölüme girebilecek? Ben size şöyle bir soru sorayım mı? Ben şimdi burada normalde annemi bekliyorum. Annem namaz kılıyor. Aldıktan sonrasında buradan kalkacağım, kitap almaya gideceğim. Ve ben her defasında aynı şeyi yaparım. Bir sorum var sadece. Her gence sorduğum bir soru. Hiç hayatında nutuk okudun mu? Okuduk. Ama bunun cevabını verenler nasıl veriyor biliyor musun? Nutuk ne? Nutuk ne? Veyahut da bana kaç kitap okuduğunu söyle. Ben sana söylerim okuduğumsa kitap. Ben söyleyemem. Nasıl söyleyemem? Hani böyle sayısını hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Hani binlerce, iki binlerce değil ama hani yani 10, 15, 20, 30 da değil. Bu yargılamak değil. Kesinlikle yanlış algılama şeydir. Tamamen kendini nasıl geliştirdiğinle alakalı bir durumdur. Çünkü hani sen bana gelsen desen ki Kaan, ismim Kaan bu arada, kusura bakma. Evindeki kitaplara baksan desen ki ya Kaan, şuradaki kitabı çok merak ettim. Bunda ne anlatıyor? Ben sana onun içeriğini söylerim. Okuduysan bunu söylemek gerekiyor. Tabii ki.
Nereye geleceğini merak ediyorum şu anda. İşte eğitim sistemi de buna benziyor. Şu anda hangi çocuğa hangi şeyi sorarsam sorayım. Tarih, coğrafya, modern tıp veyahut da ne bileyim roman, klasikler. Necip Fazıl Kısaküre'yi bile bilmiyor. Bilmiyor. Ya ben burada röportaj yaparken Türkçe ezanı soruyorduk. Hani o bir ara onun polemiği dönüyordu. Orada evet. Ezan zaten Türkçe okunuyor diyen vatandaşlar da oldu. Peki yani şunu mu demek istiyorsun? Bir insan matematik okuyorsa sadece o matematiği iyi bilmeli. Yani aynı zamanda yanında edebiyat, fizik, işte bir matematik hocasına Türkçe sorduğun zaman bilmiyor. Yani şöyle bir şey var. Geçenlerde çok güzel bir soru, şey aslında subliminal mesaj gibi olacak ama aynı sosyal medyada geçen bir olay vardı. Soru soruyorlardı. Bir röportaj yapıyorlardı. Soru şuydu. Bir yarıştasınız. İkinciyi geçiyorsunuz. Kaçıncı olursunuz? Verilen cevap birinciyim. Üçüncüyüm. Aslında ikinci oluyorsun. Hani matematik dediğin şey bak burada da ortaya çıktı. Yani bunun yani için insanları biraz daha eğitimden en temelden sağlam temelle mi başlatmak lazım? Ezber değil. Öğretmek. Ezberci sistem değil. Öğretmek. Tamamen öğretmek. Ya şöyle düşün. Ben burada okudum. Eyüp Lisesi'nde okudum. Şimdi Anadolu Lisesi oldu. Benim zamanımda okuduğumda benim öğretmenlerim, benim eğitim veren bu nasıl denir? Eğitim almış kişiler bana tek şunu öğrettiler. Kaan, kalemi tutuyorsun, resim yapıyorsun mesela. Kalemi tutuyorsun, kalemi o şekilde tutarsan çizgiyi böyle yaparsın. Bu şekilde tutarsan çizgiyi bu şekilde çıkartırsın. Bana kalemi illa bu şekilde tutacaksın demediler. Bana nasıl yapabileceğimi öğrettiler. Seçeneği sana bıraktı. Evet. Şu anda seçenek öğrenciye bırakılmıyor mu? Seçenek öğrenciye bırakılmaktan ziyade bence eğitim sisteminde artık şeye gittiler. Ne denir onun adına? Sektör mü? Bir, iki, bu iş budur, bu şekilde yapılır. O yüzden dolayı her şeyin temelinde yatan tek bir şey var. Eğitim. Başka hiçbir şey değil. Bir insanın doğru bir şekilde konuşabilmesi, bir insanın mantıklı cümleler kurabilmesi veyahut da bir konu hakkında yorum yapabilmesi için yani o konu hakkında bir bilgi sahibi olması lazım. Ama bizde bu yok. Herkes bir şey için yorum yapıyor. Özür dilerim, ben siyaset hakkında çok fazla bir bilgiye sahip değilim. Siyasetle hiçbir zaman ilgilenmedim. Benim konumla alakalı. Ehliniz borsa, finans, piyasa. Piyasa. Ben, sen bana desen ki ya Kaan ben şuna yatırım yapacağım, şu kadar da param var, ne yapayım ne edeyim dersen ben senden müsaade isterim. Aklındakini sorarım. Ama tarih konusunda bir şey sorarsam atlamaman lazım. Yani gibi bir sürü şey olabilir. Peki soralım o zaman. Hazır oraya da gelmişiz. Gelme. Dolar. Annem bekliyor. Dolar. Geldi mi anne? Geldi. Son olarak bir doları sorayım sana. Doların durumu. Yükseldi, faizler geldi, düştü. Geri mi alınması lazım bu zamların? Nasıl yapılacak? Nasıl olacak? Doların durumu sonu ne olmalı? Ne olabilir? Açık ve net şöyle bir şey söyleyeyim. Yani benim gördüğüm kadarıyla şu anda doların hani 5.50 ile 5.20 arasında dolaşması hayra alamet değil. Ama ve lakin bana kalırsa son Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurreis artık ne isim kullanıyorlarsa tam olarak bilmiyorum. Özür dilerim. Çok büyük cahillik diyeceksiniz ama Başbakanımız diyelim. Onun yönlendirmesi, söyledikleri piyasada çok büyük etkilere sahip. Ve de buna istinaden zaten yapılan ticari anlaşmalar, sözleşmeler ve buna istinaden de mesela son durum Amerika Birleşik Devletleri ile beraber arada şu anda bir şeyimiz var, yemeğimiz var, bilmem neyimiz var. Bunlar bile etki ediyor. Hani yani bir açıklama, bir şey aslında her şeyi düzeltebilir. Her şeyi düzeltebilir. Yani piyasanın daha iyi hale gelebilmesi için şart olan birçok şey var. Benim kendi görüşüm kendimiz üretmedikten sonrasında. Kendi piyasamız içerisinde çok özür diliyorum abiyane tabiriyle kalleşliği bırakmadığımız sürece. Yani piyasada hainlik yapan mı var? Var. Şu anda misal veriyorum soğanın fiyatı. Komisyonculara mı gidiyor kesinlikle, acaba? Kesinlikle. Hal yasası geliyor şimdi. Beklenir ama ne zaman gelecek? Bak her defasında farklı sorular çıkıyor. Evet. O kadar çok büyük boşluklarımız var ki bence bu boşlukları doldurmuyoruz. Üzerine soru ekliyoruz. Peki, temelde mi aslında yanlış? Yani bir sürekli düzeltilmesi gereken bir sorun çıkıyor ve bir yasa çıkıyor. Bunu nasıl, nereden kaynaklanıyor bu yanlışlar? Neden bu boşluklar var?
Bu şeyi, yani bu söylediğini şöyle düşünsek daha mantıklı olabilir. Belki benzetmek yanlış olur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti tamamen özgür düşünceye, özgür piyasaya, özgür mantığa, hür iradeye, her şeye dayalı olarak başlangıcından beri var. Kimse kimseye sen niye kapalısın, sen niye açıksın demedi. Bu mantıkta olan bir ülkede bence olması gereken şey şu. Varsayalım ki Küba. Adamlar diyor ki, benim malım ucuz, devletin elinde. Ben üretiyorum, ben ticaretimi yapıyorum, ben getirtiyorum. Yemeğimi yersin, suyumu içersin, benim vereceğim parayla bir ay boyunca istediğin gibi yaşarsın. Çok böyle şey anlatıyorum, üstün körü anlatıyorum tabii ki. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben şükürler olsun kazandığım para 2500 ile 3500 arası diyelim. Yani asgari ücretin biraz üzerinde, tamam mı? Ve aldığım parayla evli olsam kira, doğalgaz, elektrik, su, bir de hanım var. Hanımın yiyeceği, içeceği. Çocuk olacak. Çocuk olacak. Hadi hadi hadi. Şimdi düşünüyorum, 3500 lirayla ben nasıl geçindirebilirim bu evi? Yani enflasyonun ve ekonominin biraz değil aslında, bayağı bir rahatlaması gerektiğini mi düşünüyorsun? Kesinlikle. Merhabalar efendim. Memleket neresi? Giresun. Giresun neresinde? Bulancak. Bulancak. Kameraman abimize de selam olsun buradan, o da Giresunlu. Merhabalar. Yerel seçimler yaklaşıyor. Seçimden beklentileriniz neler? Hayırlısı neyse olsun. İstanbul'da şu anda gördüğünüz en büyük sorun ve en güzel şey nedir? Vallahi İstanbul'da en büyük sorun şu anda taşeron muhabbeti, bir de yaş sınırı muhabbeti. Taşeron, bir de emeklilikte erken yaş. Aynen. Başka da hiçbir sıkıntımız yok şu anda. Allah'a şükürler olsun. Peki nasıl bir çözüm öneriyorsunuz? Taşeron'a önce gelelim. Nasıl bir çözüm öneriyorsunuz? Taşeron'u başkan kaldıracağım dedi ama hiç o tarafta olmadı. Bekliyorsunuz. Bekliyoruz. Erken yaşta emeklilikte öyle bir erken şey gündemde yok denir. Çok da erken de istemiyoruz yani, ama bayağı da uzattı. Kaç oldu? 65. 65 yaşından sonra adam emekli olsan olur, olmasan olur. Doğrusu da o değil mi? Pekala, çok teşekkürler. Ben teşekkür sağ ederim, rica ederim. Merhabalar, memleket neresi? Kastamonu efendim. Kastamonu neresinde? Bozkurt. Kastamonu'nun nesi meşhur? Kestanesi. Sarımsağı. Sen Kastamonu'nun? Evet, sarımsağı evet. Meşhur. Ne zaman gittin Kastamonu'ya? Kastamonu'dan yeni geldik. Yeni geldik. Duruyoruz zaten. Peki, 2019 yerel seçimleri yaklaştı. Seçimden beklentileriniz neler? Çok şey bekliyoruz da inşallah hayırlı olur gene. Kastamonu'nun belediyesinden memnun musunuz? Şimdi Kastamonu içinde oturmadığımız için biz kasabalarındayız. Tamam, köylerindeyiz. Memnunuz yani, gereken şeyleri yapıyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Peki, siz İstanbul'da yaşıyorsunuz. Ben de Kastamonu'dan geldim. Öyle mi? İstanbul'dan, İstanbul'a ne zaman geldiniz? İstanbul'a ben geçen hafta geldim. Bir hafta oluyor. Şimdi iki gün oldu ben geleli. İki gün oldu. İstanbul nasıl? Önce onu soralım. Size soralım önce. İstanbul iyi. Biz 45 sene, 50 sene İstanbul'da durduk. Emekli olduk, İstanbul'dan gittik. İstanbul'dan buna sor. Memnunuz yani. İstanbul bizim ana vatanımız gibi bir şey. Siz evet. Ne düşünüyorsunuz? İstanbul'u nasıl buldunuz? Buraya gel. Gider. İstanbul bizim için bereket dallası. Evet. Bilene. Evet, çoluğumuz çocuğumuz burada. Oğlumuzun işi burada. Biz de onları hem ziyarete geldik hem de doktora geldik. Allah nasip ederse 3 haftaya yakın burada kalacağız. Allah nasip ederse tabii. Pekala, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Şey değil efendim. Sağ ol. Allah işinizi kolay getirsin. Sağ ol. Sevgili izleyenler, Söz Milleti programında bugün vatandaşlarımıza 2019 yerel seçimlerini sorduk. Beklentileriniz nelerdir sorusunu yönelttik. Cevaplar bu şekildeydi.